ne yapıyor şimdi diyor ki bir iki dostumun arasında sevgili dostumun arasında kaldım diyor biri peker biri soylu şimdi bunlar sadece hadinin dostu olarak e, çakışmıyor yollar belli ki pekerle soylu da dost nitekim daha sonra diyor ki Berat Bey'i diyor Karşıma aldım, düşman oldum onunla diyor. Yani, Berat, al bayrağı Soylu için, tatmış kelimesi ayıp kaçacak şimdi, zor olmayacak. Ben hani uzaklaştırmış, arkasını dönmüş. Yani insanın insanın konuşması duruyor, konuşması tutuluyor. Gerçekten böyle bir olay nasıl olabilir? Yani şeyin Vedat Gün yolun. Devlet insan mı diye bir kitabı vardı ve orada devletin insan olmadığını bir yerde anlatırdı. Fakat eğer işin içerisine mafya girmişse artık devlet insandır ve mafyanın yapabileceği her şeyi o insan da yapacaktır demektir. Yani çok kötü bir durum. Mafya eğer bu kadar çok sızmışsa mafya bir siyasi partinin bir bakanına öbür bakan tarafından yönlendirilmek suretiyle karşı duruyorsa arasını açıyorsa ve sonra da bunu başına çarpıyorsa vuruyorsa yüzüne vuruyorsa korkunç bir şey çok korkunç bir şey yani. Ama yani düşünün hakikaten dediğiniz çok doğru. Biri soylu İçişleri iş bakanı yani Türkiye'nin en önemli koltuğu, diğeri evet. maliye. Türkiye'nin bir başka çok önemli hayati koltuğu Berat Albayrak. İkisi az önce gösterdim ya omuz atıyorlar birbirine. Şimdi e, bu vahim mesele Peker nedeniyle bir kere patladı. Artık bunu hani Pandora'nın kutusu açıldı öyle bir daha içine tıkamazlar. E, çok gerçekten vahim bir durum var. Peki burada başka... Çok korkunç, çok vahim bir durum var. Damat, Berat bayrak, adı üstünde damat, yani bu ülkede bizim eleştirdiğimiz ve bütün yetkileri elinde bulunduran kişinin damadı. Ya. Yani bu damada karşı bunu yapıp başarılı olmak nasıl izah edilecek? Onu düşünebiliyorum. Yani bunun, ama, bunun, bunun bir sebebi olmalı. Ama başarılı da olamamış. Şimdi oradaki kavga devam etmiş. Şöyle devam etmiş. Şuradan anlıyoruz. Az önceki e, videoda e, 10 dakika kadar ama en önemli kısmı buydu. Zaten diğer e, videolarında, pazar günü o bir saati bulan videolarında da anlatıyor. Hep söylediği şu. Benim diyor dönüş biletimde Soylu. Buraya nasıl geldik ben anlamadım diyor. Şimdi Soylu demiş ki hatta Nisan'da diye de telafi etmiş. Merak etme aslanım. Aslanım dedi bilmiyorum da. Dostlar birbirine bazen böyle seslenir biliyorsunuz. Sen git Balkanlar oralara Makedonya'daydı malum. Nisan'da dönersin sıkıntı olmaz demiş. Ee, ama sonra içeride bir şeyler olmuş. Şimdi bu Berat Albayrak'ın gizli gücünden mi kaynaklanır? Yoksa Bahçeli devreye girmiştir çakıcı ile birlikte. Ondan mıdır? Soylu e, Peker'e sırtını dönmek zorunda mı kalmıştır? Tıpkı Soylu'nun Berat Albayrak'a sırtını döndüğü gibi. O da kullandıktan sonra e, Berat Albayrak'a karşı o iktidar mücadelesinde çok önemli bir işlev e, taşıdığını şimdi anladığımız Peker'i tasfiye mi etmiştir? ya da etmeye mi çalışmıştır? Şimdi bunları böyle adım adım görüyoruz. Evet şimdi ben de ilk başta şöyle bir düşüncedeydim doğrusunu isterseniz. Devlet Bahçeli Alaaddin Çakıcı'yı tercih ettiği için Çakıcı'yla Peker arasında öteden beri bir husumet var. Hatta cezaevindeyken birbirlerini öldürmeye kalkmak falan gibi şeyler adamlar vasıtasıyla. Çok önemli bir husumet var. Yani bir araya gelmezler. Şimdi böylece benim mafyam daha iyi, senin mafyan kötü. Mesela o. Mafya kavga edebilir ama bu devlet ama bir, kavgası olursa ben öyle, felaket. Işte ben öyle sanıyordum. Ama şimdi çıkan olaylardan sonra ve dün özellikle de e, bu işlerin e, bir numaralı e, anlayanı olan Adil Serdar Saçan'a telefon açtım. E. Onunla konuştum. Ee, onun bana söylediği abi bu bir mafya hesaplaşması değil dedi. Bu siyaset içerisinde bir güç savaşıdır dedi. Yani buradan anlıyoruz ki ben çok güvenirim Adil Serdar Saçan'a. Ee, eski organize suçlar şube hı hı. müdürü Ergenekon'da uzun başına süre başına getirmedik yargılan, kalmadı. Evet, evet. Ee, ve son derece Atatürkçü bir şeydir, polistir. Ee, hakikaten bir güç savaşı var. Bu güç savaşı nereye nerelere kadar gidiyor ve amacı ne? Onu irdelemek lazım. Yani bir tarafta evet mafya var, işte soylu var, peker var filan ama bunun ötesi nedir? Nereye çıkmak istiyorlar? Acaba Cumhurbaşkanından sonraki dönem için bir güç savaşı mı başlatıldı? Ee, bunu irdelemek lazım yani. Ee, şimdi onu irdelemek için. Ee... İkinci bölümde biraz daha açacağız. Murat Yetkin, Ankaralı, Ankara'nın deneyimli Gazetecisi. gazetecilerinden biri. O çok enteresan bir şey söylüyor bu konuda. Biraz devlet tarifimize, devlete yönelik analizimize ikinci bölümde tamam. giderken bunu da konuşur çünkü çok önemli. Şimdi efendim devam edelim. Bu işte ben böyle bir şey yapmadım. İşte şerefsizim eğer yaptığım sam haycetsim dedi. Sonra hadi özışık çıktı özür diledi. Baya kesinlikle yalandırdı ve özür de diledi. Ee, ya dedi ben dedi hani iki dostumun arasında dedi sonunda ee, bir dedi sırf dedi Türkiye'nin gündem'i değişmesin diye ee, ne olacaksa e, Türkiye'nin gündem'i zaten nereye gidiyorsa iyi niyetle dedi böyle arabuluculuk. Yapmaya kalktım dedi vesaire. Şimdi e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tabii hop oturdu hop kalktı. Sedat Peker'in söyledikleri, arkasından gazeteciyle konuştuklarının ortaya çıkması vesaire. O da e, hem yalanladı hem de eski köpürdü. Kime konuştu? Şimdi bakın eğer bilmiyorsanız bazı şeyleri e, ya da gözden kaçırırsanız Büyük resmi göremiyorsunuz. Süleyman Soylu'nun konuştuğu kişi Cengiz Er. Kim Cengiz Er? Erdoğan'ın kuzeni. Özelliği ne? Berat Albayrak ve yanında olduğu söylenen o sabah grubu ve hani bir kuşla adı anılan grubun düşman olduğu kişi baya birbirlerini hırpaladılar. Hatta e, Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan'ın Cengizleri e, bir takım böyle işte e, imalı şeylerle ya da vesilelerle saraya şikayet ettiği, ifşa ettiği de söylendi. E, reklama gidecekmişiz. Hay Allah. Soylu'nun, ikinci <laughs> bölüme kalacak. Soylu'nun e, Cengiz'e söyledikleri, niye oraya konuştu? Her şey çok açık aslında. Görmek isterseniz ikinci bölümde devam edeceğiz. Birinci